İyi akşamlar arkadaşlar. Yavaş yavaş katılımlar başlıyor. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hasan Darcan kardeşimiz de katılmış. Sevgili Özlemciğim, Fatma Hanım, Recep Bey, Orhan Akgün, hepiniz hoş geldiniz. Biraz daha fazla katılım bekliyorum. Özellikle bayanlar, yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Fikret Koç, iyi akşamlar. İnşallah. Selamlar Özlemciğim, yeğenim, canım benim. Hasan Darcan, ses çok az diyor. Evet, sesi nasıl yükseltelim? Hasan, şu an geliyor mu ses? Mikrofonumuz ne? Ha, burada. Pardon, özür dilerim. Yanlış yaptık biz. Şimdi nasıl Hasan'cığım? Evet arkadaşlar, şu an fon müziğimiz, yarışmada birinci olan bir arkadaş vardı ses yarışmasında. Kula minnet eylemem. Allah hepimize kimseye minnet eylememeyi nasip etsin inşallah. Çünkü hiç kimse kimseden üstün değil ve kimse kimseye minnet ve biat etmemeli. Her kul, her insan kendine has, özeldir. Arkadaşlar, sizi biliyorsunuz, ben motosikletçi olduğum için bugün böyle çapır motosikletlerimle karşılamak istedim. Hepinizi de davet ediyorum. Erkek, bayan, ben eşimle kullanıyorum. Hepinizi tavsiye ederim, güzel bir ortam. Şimdi arkadaşlar, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın, bunu bir durduralım. Tüm kadınlarımızın, ben kendi adıma söylüyorum, İlk önce annem, eşim ve kardeşlerim olmak üzere, sonra bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hiç kimse, hiçbir kadın öldürülmesin. Ona da buradan değinmek istiyorum. Hiç kimse kimsenin hayatını sınırlayamaz, kısıtlayamaz. Birlikte yaşamak istemeyenler çeker giderler. Kim olursa olsun, yazık günah, insanlar öldürülmesin. Ve yarının özelliğini belirten, daha önce yapmış olduğum Kadınlar Günü'nün özel bir çalışmam vardı benim. Şunu şöyle yakından görürseniz. Hatta ben bunu ilk yaptığımda, tabii konuyu anlamadan söylemişti bir hanımefendi. Silahı görünce dedi ki, sanatın içinde silahın ne işi var dedi. Ben gayet normal karşıladım. Çünkü bakmak ayrı, görmek ayrı. Biz sanatçılar görürüz, bakmayız. Buradaki silah öldürmeyi anlatıyor. Altta da görüyorsunuz. Öldürülmüş bir kadın, eline dikkat edin. Bayan olduğunu anlayacaksınız zaten. Ölmesine, öldürülmesine rağmen barış güvercinini uçuruyor. Yani hepimiz barışın peşindeyiz, barışı seviyoruz. Hiç kimse öldürülmesin. Evet arkadaşlar. Bugün yine bizim sanatımızla alakalı, tabii ağırlık kendi sanatımız. Tabii insanları seviyoruz. İnsanlarla alakalı sohbetimiz, muhabbetimiz olacak. Ana konumuzda sanatımız olduğu için bizim yakma resim sanatıyla ilgili yaşayan, ülkemizde yaşayan duayenlerimizden ilk önce Selahattin Ölçeroğlu ve Münir Erbörü'ye buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İyi ki varlar, Allah ömür versin. Ve sonraki sanatçı arkadaşlarımıza da saygılar sunuyorum. Bayan sanatçı arkadaşlarımızın da
Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün değişik konular ele alacağız. Sizlerden katılmak isteyenler tabii ki katılacaklar, yorumlar yapacaklar, karşılıklı konuşmalarımız, muhabbetlerimiz olacak. Bu arada isteyen herkes katılabilir. Her türlü fikrini söyleyebilir. Bütün sanatçılara, arkadaşlara, eşe, dosta saygımız sonsuz. Şimdi bugün kendisiyle de görüştüm, bir konuya değineceğim. Geçen gün bizim sanatçı arkadaşlarımızdan Bursa'da hocalık yapan Hüseyin Erbaş var. Kendisi uzun yıllardır yakma resim sanatıyla ilgileniyor, ahşap yakmayla ilgileniyor ve bayağı öğrenciler yetiştirmiş. Kendisini Bursa Uludağ TV'nin Keyfi Sanat moderatörlüğünü de Ülker Tan ve Ayşe Duban hanımefendinin yaptığı Keyfi Sanat programında izledim Hüseyin Erbaş'ı. Onu da diğer sanatçılar gibi Hüseyin Erbaş'ı da tebrik etmek istiyorum. Bu tür programlara herkesin katılmasını istiyorum özellikle. Çünkü bizler sanatımızı paylaşmalıyız, sanatımızı herkese anlatmalıyız. Daha çok sanatımıza insanları çekmeliyiz, örnek olmalıyız. Birbirimize karşı saygımızla, sevgimizle, yaptığımız eserlerle örnek olmalıyız. Ve çıktığımız televizyonlarda, basında, yayında da sanatımızı sanat olarak anlatmalıyız ve bahsetmeliyiz. Hatta bugün Hüseyin Erbaş'ı aradım. Dedim ki hocam dedim, ben sizin dedim televizyondaki programınızı izledim. Çok güzeldi. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yalnız dedim, çok bekledim. Kitaptan bahsetmenizi dedim. Aa Muammer hocam dedi, çok şeydi dedi. Yani böyle bir telaşe vardı filan dedi. Sorular, yönlendirmeler biraz değişik olunca dedi. Ben de dedi, bahsedemedim dedi. Ama ben de hiçbir şeyi ben saklamam içimde öyle. Kendisine de söyledim. Akşam da dedim, senden bahsedeceğim. Senden bu beklenti içerisinde olduğumu ama senin de bahsetmediğini söyleyeceğim dedim. İnşallah bundan sonraki programlarında ilk iş kitaptan bahsedersin. Çünkü bize kitap çok gerekli. Şimdi ben Amerika'da yayınlanan web sitesine de girdiğim için Serahattin Ölçeroğlu hocamızdan sonra orada da oradaki hanımefendi Kathleen Menendez benden de bahsederken kendisi yazmış zaten Türkiye'nin ilk kitabını yazıyor diye biyografi üzerine. Bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bunu inşallah başarırsak da hepimiz için iyi olacak. Çünkü neden hepimiz için iyi olacak? Kültür Bakanlığı'na başvuru yaptığımızda sorulan soruların arasında bir soru da yayınlanan bir kitapta yer aldınız mı deniyor. Ve bundan sonra başvuran arkadaşlar diyecek ki evet bizim bir kitabımız var ve yer aldık diyecekler. Kitabın birincisinde yer alanlar. Yer almayanlar da bana destek olacak, yardımcı olacak, mücadele edeceğiz. Kitabın ikincisini, üçüncüsünü yaptığımızda hepsi, bütün arkadaşlarımız yerini alacak. Şimdi bir katılımcı var. Ben sözüme bir süre ara vereyim. Bir bakayım katılmak isteyen Sevim Çelik hanımefendi. Kabul edelim. Biz yine sohbetimize devam ederiz. Çünkü öncelik insanlarımız, katılmak isteyenlere öncelik vermek zorundayız ve konuşturmalıyız. Sonra ben ara ara yine sohbet edeceğim. Hanımefendi, Sevim Hanım, sanırım geri çektiniz. Sevim Hanım tekrar gönderirse memnun olurum. Çünkü burada bir sıkıntı oldu galiba. Bakalım. Evet, sanırım bağlantıda bir problem var. Habibe Hanım, hayırlı akşamlar. Size de hayırlı akşamlar. Münir Hocamız da katıldı. Sağ olsun, hoş geldi aramıza. Münir Hocam, saygılar sunuyorum. Duayenlerimizden bu Münir Erbörü, Selahattin Ölçeroğlu hocalarımıza saygılarımı sunuyorum. Münir Erbörü hocamızın da atölyesini fırsat bulduksa ziyaret ediyoruz. Biraz kendisini tabii kızdırıyorum ama olsun, ben onu seviyorum. Kızsın canım, ne olacak? Şimdi kabul edelim. Evet.
06 Sevim Çelik. Sevim Hanım, bir sıkıntı var galiba. Sizi kabul ediyorum ama katılamadınız. Benim internetten mi kaynaklı bilemiyorum. Evet, bir kişi var. Merhaba. Sakura Pinku, genç bir kardeşimiz var. O da katıldı. Hoş geldiniz. Evet, şimdi canlı bağlantılı arkadaşlar. İnternet sorunu var galiba. Bu arada ben çayımdan bir çekebilirim. Evet. İnternetimizde evet. Evet, sohbetimize devam edelim o zaman. Hanımefendi tekrar bağlanır umarım. Evet arkadaşlar. Beyza Nur Hanım, hoş geldiniz. Siz de aramıza. Şimdi evet, bayanlar katıldıkça tekrar edeyim. Yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Bütün hanımların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sağlıkla, sıhhatle yaşasınlar. Hiçbir kadın öldürülmez. Kitabımızdan bahsetmişken Hüseyin Erbaş'ı söyledik. Kitabımdan bahsetmedi diye sitem etmiştim ama ben kimsenin arkasından değil, yüzüne söylemiştim çünkü telefon açıp. Saygılar sunuyorum Hüseyin Erbaş hocam. Buradan Bursa'ya selamlar. Bursa'daki sanatçı arkadaşlarımıza da selamlar. Kitaptan bahsederken ben kitabın basılması için mücadele veriyorum tabii ki. Burada not aldım. İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'daki Avcılar Kültür Müdürü ile görüştüm. İlgilenmediler. Buradan söylüyorum. İlgileneceğiz dediler. Beni ziyarete geleceklerdi. Bir ayı geçti sanırım. Kimse gelmedi. Sonra Beylikdüzü Kültür Müdürlüğü'ne gittim. Oradan da kağıt elimde. Oradaki sekretere kendi el yazısıyla burada yazdırdım. Başkanın ismini, Kültür Müdürünün Mustafa Karaoğlu. Telefonunu da verdi. Orada görüştüğüm hanımefendi de Ece Hanım. Burada benim her şey delilli, ispatlı. Bana randevu vereceklerini söylediler. Randevuyu da vermediler. Buradan da söylüyorum. Çünkü biz sanatımıza saygı istiyoruz. Kadınlar gibi öldürüldükten sonra saygı duyulsun istemiyoruz. Bizim sanatımız da yaşarken saygı duyulsun. Biz mücadele ediyoruz. Amerika yakma sanatçıları arasına giriyoruz. Ülkemizde yüzlerce sanatçımız var. Mücadele ediyor, bir şeyler yapıyor. Ama biz de istiyoruz ki bize sahip çıkması gereken kişiler de sahip çıksınlar. Biz Türkiye olarak, Türk sanatçıları olarak dünya sanatçıları arasındayız. Bizim ülkemizde sanat olarak kabul edilmese de biz dünya sanatçıları arasına girdik, giriyoruz arkadaşlar. Hepimiz birlikte mücadele edelim. Hüseyin Erbaş hocamız da katılmış. Hoş geldin Hüseyin hocam. Şimdi bu tür yerlere müracaatımı yaptım. İmamoğlu'nun tweet attım. Sizden randevu istiyorum, görüşmek istiyorum diye cevap bekliyorum. Acun Ilıcalı'ya yazdım, tweet attım. Ondan da cevap bekliyorum. Burada bir konuya daha değineyim. Yani kitap konusunun devamı. İzmir'den görüştüğüm Kevser Hanım var. Çok güzel yağlı boya tablolar yapıyor. Eserlerini beğeniyorum. Ve hanımefendi sağ olsun bizim için İzmir'den uğraşıyor. Belirli yerlerle görüşmüş ve ilgileniyor. Kendisiyle de görüştüm. Umarım kısa sürede birileriyle bizim bağlantımızı kuracak. Şu an bir Yusuf hocam da hoş geldi. Şu an bir bağlantı var. Bir bakalım. Beşiktaş Çarşı. Gülhanım Çalışkan. Kabul edelim. Gülhanım Çalışkan da sanırım Mardin'den olması lazım. Evet. Merhaba Gülhanım. Merhabalar. Merhabalar hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mardin'den selamlar herkese. Aleyküm selam. Mardin'den selamlar derken sanırım siz şeyde de görüştünüz değil mi? Ben Selim hocaya evet Benim... gittim, görüştüm. Selamları var ayrıca size. Çok muhterem bir insan. Sohbeti, Evet. muhabbeti çok güzel bir insan. Çok iyi. Valla beni davet etti hocam. Dedi tasını tarağını topla gel bir gün birlikte bir çalışalım bakalım. Naçizane Mardin'de ben değil mi? çok fazla. Atölyesine mi? Evet, Çok iyi. atölyesinde Mardin merkezde, eski Mardin dediğimiz yerde atölyesi. Çok güzel bir yer. Sizi de Tamam. beklerim hocam, harika muhteşem bir yer. İnşallah kısmet olursa gelmek istiyorum.
İnşallah. Vallahi ben ufacık ufacık bir şeyler yapıyorum yani. Evde oturan çalışıp çalışıp sonradan böyle pat diye boşluğa düşmemek için kendi Güzel. adıma söylüyorum. Sanatlıyım daha doğrusu. Ufacık ufacık bir şeylerle uğraşıyorum. İşte burada Kızıltepe'de aile destek şeyleri var, kursları var. Onlara katılıyorum. Böyle Tamam. zamanımızı harcıyorum. Sizin duayeniniz oldum tabii bu arada. Teşekkürler, sağ olun. Valla böyle şey verdi bana sizin ilk baştan böyle küçük küçük yaparken dedim ya muhteşem bir şey. Evin ne bulursam yakıyorum şimdi. Evden tahta bulabildiğim her şey. Çok Evi seviyorum. yakmayın da. Yok Allah'a şükür inşallah yapmam herhalde. Vallahi güzel. Ben sizi tebrik ediyorum. Sizin de Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Yarın Kadınlar Günü. Allah Teşekkür sağlık ediyorum. sıhhat versin. Sizin gibi böyle uğraşan, mücadele eden insanları gördükçe inanın ben böyle daha bağlanıyorum bu yaptığımız sanata. İnşallah daha Tabii güzel hocam eserleriniz birilerinin ortaya çıkar. önce olması gerekiyor ki hani burada sadece siz sanatçılar değil buradaki ev hanımları da gerçekten çok yetenekli insanlar var. Kursla şu an sizi takip edip arkadaşlarım makine almaya çalışanlar, ne bulursa yakmaya çalışanlar. Bunlar birer örnek olması lazım. İnsanların örnek alması lazım birilerini ki yoluna devam edebilsin. Tabii. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sizin bu arada sizle konuşurken biz sizle internetten tanışıyoruz. Sosyal medyadan. Evet. Sanırım sizin büyük kızınız mıydı resim yapan? Ortanca kızım hocam. Ortanca Ortanca kızım kız. ben. Onu da ben takip ediyorum. Hatta o bana demişti ki hocam hani benim sayfamı paylaşsanız filan demişti. Ama ben Evet. paylaşmamıştım ve dedim hani kusura bakmayın dedim. Çünkü benim birçok yağlı boya tablo çalışan ressam arkadaşım olduğu için şimdi onları da kırmadan paylaşmamıştım. Şimdi sizin kızınızınkini paylaşsaydım böyle bir ayrımcılık olurdu. Tabii Kendisi tabii hocam de... doğru söylüyorsunuz. O şu an öğretmenler annesi olduğum için Allah cümlesine nasip etsin. O Amin. üçüncü kızım evet Maşallah. yetenekli o konuda. Çok Oradan da şu an güzelmiş. öğretmenlik yapıyor. Hem öğretmenlik yapıyor hem ev atölyeye gittiğimiz yere atölyemizi götürüyoruz biz yani. Ne güzel, ne güzel. Anneli kızlı öyle çalışmak çok güzel. Bir de torunum var hocam 7 yaşında. Evimizin içi her yer boya olduğu için diyor ki anneanne ben görsel sanatları senden öğrenerek zevk alıyorum. İnşallah yapacağım. Yapar, Örnek yapar. olmak güzel. Tabii yani sizin için de tabii ki gurur kaynağı. Çocuk için de Tabii ki. öyle. Tabii tabii hocam tabii. Sizden ne görürse onu yapacak. En büyük örnek uygulama biliyorsunuz. Tabii. Vallahi hocam biz size maddi olarak tabii ki elimizden ne gelirse bilmiyorum ama manevi olarak bütün yürekten destekliyorum kitabınızı. Sağ olun. İnşallah başarıya ulaşır. İnşallah. Okuyanlardan oluruz. Daim olur İnşallah. inşallah. Ya tabii ki öyle olacak. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür Emeğinize, yüreğinize ediyorum sağlık. hocam. Bu arada Çalışmalarınız... Evet. bütün hanımlarımızın, dünya emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun. İnşallah hiçbir annenin gözyaşı dökülmez, babaların İnşallah. da dökülmez. Onları göz ardı etmeyelim. Evet. İnşallah mutlu mesut yaşarız hep beraber. Hep beraber inşallah. Barış ve huzur içinde inşallah. Amin Hayırlı inşallah. günler Teşekkür diliyorum. ederim hocam. Kendinize iyi bakın. Size de iyi akşamlar. Görüşmek Yolunuz açık üzere. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi kapatamıyorum hocam. Siz kapatın. Yok ben buradan bir, işte ben de bilsem bir saniye. Yok ben Gitti buradan zannedersem. kapatamıyorum galiba. Evet. Şimdi Hüseyin Erbaş hocamız hayırlı yayınlar diliyor. Teşekkürler Hüseyin hocam. Çok sağ olun. Mr. Ziron katıldı. Mr. Ziron da biliyorsunuz onun öğrencileri de katılıyor Mr. Ziron'un Brezilya'dan. Mr. Ziron ne diyeyim? Hello Mr. Ziron. Türkiye'den selamlar. Şimdi bir konuşma isteği var bir kardeşimiz Oğuz Şeker. Bakalım. İnternette biraz zayıf çekme sorunu var galiba. Mr. Ziron, hello. Hello Mr. Ziron. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kardeşim, hoş geldiniz. Nasılsın Muammer abi? İyisiniz inşallah. Çok şükür canım, sağ ol. Sizleri görünce daha iyi oluyoruz. Canımız sağ çok şükür. Gerçekten var.
Sağ ol canım, Allah razı olsun. Neler yapıyorsun? Çalışmalara devam ettin. Evet, bir saniye. Yayında biraz şey var. Bir kapıya bir bak. Şimdi şey, biraz şeyin mi? Selahattin Hoca'nın, Selahattin Ölçeroğlu. Selahattin Ölçeroğlu'nun evet gravürlerini yapmaya çalışıyorum. Yok, çok iyi, güzel. Yani amatörce yapıyorum ama elimden geldiği kadar elimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani sizin varlığınız bize kuvvettir. Yani Sağ ol. gerçekten Sağ ol kardeşim benim. Teşekkür ederim. mesela sayfalarınızda hani gördüğüm videolarınızı paylaşmaya çalışıyorum. Ondan sonra ufak bir tavsiyede bulunacağım kabul ederseniz eğer. Tabii ki. Mesela bir dünya yabancı ülkelerden insanlar hani hem sizi takip ediyor hem dünya listesine girmiş durumdasınız. Hani ne Evet. kadar güzel. Yeni resimler çıkardım. Mesela Buda'nın ve İstanbul evleri, eski gravür, İstanbul gravürleri falan. Bunlar üzerine çalışmanızı tavsiye ederim. Örneğin mesela geçenlerde resim çıkardım. Buda'nın resmini çıkardım. Çünkü yabancılar çok takip ediyor. Sadece bizi Meryem Ana'nı çıkardım. Hani Meryem Tamam. annemizin, bizim de annemiz sonuçta. Tabii ki, Yabancılar da tabii ki, takip ediyor, tabii ki. bizler de. Hem kendi kültürümüzü İstanbul evleri yapmış. Hem kendi kültürümüzü tanıtmak. Hem de daha çok kültürel olarak diyalogda bulunmak. Yani niyetim bu çalışmaları yapacağım inşallah yakın ilerleyen İyi. zamanlarda. Yani Resimlerini çıkardım. benim elimden geldiği kadar, yani yardım etmem gereken bir şey varsa yardımcı olurum. Hiç şüphesiz yani. Çekinme sakın. Gerçi uzaktayız ama olsun, ne yapabilirim yani. Ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten Rica hani videolarınızı, eserlerinizi izliyorum. Yakından takip ediyorum sizi. Yani teşekkür arkadaşlara ederim. tavsiye ederim. Özellikle yabancı sayfalar, yabancı arkadaşları olanlar yapsınlar yani. Diğer kültürlerin eserlerini de hani inançlarını, inanç kültürlerini. Çünkü hani mesela Şahmeran'ı yapmıştım. Size de gösterdim. Ha Şahmeran evet, Anadolu gördüm. Çok tarihinde güzeldi. çok Eline sağlık. teşekkür ederim. Hani Şahmeran Anadolu kültüründe çok önemli bir yer kaptı. İnsanlar merak ediyorlar. Hani Tabii. buna benzer çalışmaları hani tavsiye ederim herkese. Evet. Ben tabii daha yolun başındayım. Daha şey bile değiliz. Hani acemiyiz. Ama Yok severek yok yok. yapıyorum. Ya sakın öyle düşünme kardeşim. Yani herkes acemi. Yani bu yeryüzünde bugün Evet. kim neye sahip, neyi yapıyorsa, ilk başladığında Evet. herkes acemiydi. Yani bu işin şeyi Evet, yok. evet. Ben Evet. halen videolar izliyorum. Evet, Devam evet. ediyorum ya. Yani. Ne güzel, ne güzel. Başarınızın devamını dilerim Sağ hocam. ol canım. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Kendine akşamlar iyi bak dilerim. canım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı İyilik akşamlar. başı. Sağ ol canım benim. Aileye saygılar. Sağ olun. Size de çok Bugün selam. Herkese çok takılıncınız oldu. selam. Teşekkürler kardeşim. Nasıl kapatacağım Hüseyin bunu ya? hocamız. Evet, Hüseyin Erbaş hocamız istek gönderdi. Davet ettim ama bakalım şeyde mi, internette galiba bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bulut Buzat Yeliz Hanım, merhaba. Yeliz Hanım katıldı. Hoş geldiniz Yeliz Hanım siz de. Sizin de kadınlar gününüzü kutluyorum. Hüseyin Erbaş, o da benim gibi galiba. Telefonda konuşurken de dedi, ben çok bilmiyorum Instagram'ı. Facebook'ta çok iyiyim dedi. Hüseyin hocam. Şimdi Orhan Temel. Hayırlı akşamlar güzel abicim. Hayırlı akşamlar Orhancığım. Orhan benim karşı komşum, karşı apartmanda çok sevdiğim güzel bir kardeşimiz. Onun da maşallah cici kızları var. O kızları ben sanatçı yapacağım Orhan. Haberin olsun. Ressam olacaklar. Sermin İpekoğlu. Sermin ablam da katılmış. Hoş geldin Sermin ablacığım. Saygılar sunuyorum. Hüseyin Erbaş katılamadı. Hüseyin Erbaş'ı davet edelim. Katılmasını istiyorum Bursa'dan. Arkadaşlar şimdi yazılar hızla geçtiği için buradan. Evet Hüseyin hocam hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Selamun aleyküm.
Sonunda aleykümselam. Sonunda becerebildin Instagram'a girmeyi. Ya niyet ettin mi işin yarısıdır. Çözüyorsun. Mandara hocam ya. Aynen öyle. Hocam Evet, ben bu bilmeden önce bahsettim. Belki duydun. Dedim ki keyifli. duyduğum bir ara kilitlendi, kapandı. İkinci denemede oldu. İyi. Bu vesileyle bizi takip eden bütün eşe dostlar, sanatsever tüm dostlarımıza selam gönderiyorum. Tamam. Unutmadan 8 Mart Kadınlar Günü'nü bütün arkadaşlarım ve bayanların kutluyorum. Çok güzel. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, söz sizde Muammer Hocam. Hoş geldiniz. Siz gelmeden önce ben sizden bahsettim. Çok iyi şeyler yapıyor. Ha, oraları kaçırmışım ya. Bursa Uludağ TV'ye de çıktı ama dedim bugün kendisini de arayıp söyledim. Hocam dedim ben izlerken dedim bekledim dedim. Kitaptan bahsedecek bahsetmedin dedi. Aynısını sen gelmeden söyledim. Bu arada şeye de selam olsun. Türker Tan Hanım'la Ayşe Duban Hanımefendi'ye, moderatörlere. Onlar da sizi konuk etmişlerdi. Buradan onlara saygı duymadan geçmek olmaz. Ayıp olur. Onların da Kadınlar Evet, Günü. Allah razı olsun. Bu 2 ay önce falan böyle bir teklif oldu. Benim biliyorsunuz Salı Çarşamba kurs günlerim. Yine aynı denk geldi. Tamam. Bu sefer sağ olsunlar benim için program gününü Salı gününden Perşembe aldılar. Çok iyi. Bravo. Yani çünkü dedim ben bir gün ayırmam lazım oraya. Kursta kursiyerler beni bekliyor olmaz dedim. Onun için sağ olsunlar da beni kırmadı Perşembe aldılar. Çok Bundan iyi. sonra ne olur bilmiyorum. İnşallah iyi olur. Yani ara ara görüyoruz böyle. Sizin de şeyleriniz bayağı oluyor böyle programlarınız falan. Bütün arkadaşlara da söyledim sizin gibi hani fırsat buldukça çıksınlar ve sanatımızı anlatsınlar. Siz ne diyorsunuz? Haksız mıyım? Ya şöyle Muammer Bey, ben diyorum ya program seçme istemiyorum. Yeter ki müsait olayım. Ya aman güzel konuştum mu? Ne oldu? Bak size söylediniz. Kaçırdığımız keşkelerimiz çok olmuş. Tabii. Ama 38 dakikalık bir program zaten yarısı tanışma. Nasıl başladınız? Derken program bitiyor. Doğru. Yani bu ne olur? Bugün burada unuttuğumuzu bir başka programda konuşuruz. Bu yeni bir programda değil. Yani bu 5. program. Her Çok iyi. çıktığımda en az 40 dakika konuşuyoruz ki bu damla damla göl olur misale. Elimizden geldiği kadar zaten uğraşıyoruz. Bilenler biliyor. Evet, aynen öyle. Çok iyi. Allah yüreğinize sağlık, elinize, emeğinize sağlık. Bayağı da öğrenci Vallahi yetiştirdiniz. Allah razı olsun. Siz de gerçekten çok yenisiniz bu konuda ama İki sene. çok hızlı girdiniz maşallah. Teşekkür ederim. Allah hızınızı kesmesin. Amin. Madem böyle sanatseverlerle bir araya geldik, ufaktan ben de kendimi tanıtayım o zaman. Biz Tabii buyurun. birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ben Bursa'da ahşap yakma sanatıyla uğraşıyorum. 2008-2009'da asıl benim merakım başladı. 2014'te ilk kişisel sergimi açtım. Bursa'da bilenler biliyor zaten. Sergide sadece bir elin parmakları kadar belki ya hocam ben de amatörce evde bir şeyler yapıyorum diyordu ama şu an şükür gerçekten çok Bursa şu an Türkiye'de sayılı şeylerden biri yakma konusunda Çok çok iyi. iyi yakmacılar oldu. Faydamız olduysa ne mutlu bana. Mutlaka. Şu ana kadar aklıma geldiğim zaten halk eğitim sertifikası olarak 100 kişiye kadar belge verdim tabii belge harici. Çok kişi bir hafta geliyor, 2 hafta şehir Doğru. dışından gelenler oldu. Geliyor diyor ki hocam bir 2 hafta buradayım misafirim. Bir şeyler yapmayı istiyorum. Tamam. Urfa'dan gelen oldu. Aksaray'dan gelen oldu. Balıkesir'den gelen oldu. İstanbul'dan gelen oldu. Bu ara Yani lafınızı bir kesiyorum. Ülker, sizin moderatörünüz Ülker Hanım da katıldı. O da şu anda izliyor bizi. evet buradan bu vesileyle selam gönderiyorum. Gerçekten çok faydalı işler yapıyorlar. Onlar da zaten sanatla ilgili kişiler. Allah razı olsun. Böyle düşünüyorlar sanatla uğraşan kişileri. Çağırmaya çalışıyorlar. Yeter ki müsait olsunlar. Siz Gitsinler şimdi yani. Bursa'nın neresiydi sizin eğitim verdiğiniz yer? Bursa ilçesi. Ben Bursa Yıldırım Meslek Edindirme yani Yılmek'in açılımı Yıldırım Meslek Eğitim
Ama halk eğitim ortaklaşa düzenliyor. Bu halk eğitim kanalıyla oluyor. Çok iyi, çok güzel. 7 yıldan beri Bursa'da eğitimini veriyoruz. Hatta Bursa'da ilk olarak biz başlattık. Çok güzel, bravo. Ya ben tebrik ediyorum. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Güzel işler çıkarıyorsunuz. Siz de bu ara tebrik ediyorum. Kitap için gerçekten Türkiye'de sanırım bir ilki başarmaya çalışıyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Olur. Yani en azından bir farkındalık olur. Gerçekten bazı ülkelerde bu işin eğitimi varken Türkiye'de yerlerde sürünüyoruz maalesef. Evet. Şu an internetten bir nedir geleneksel el sanatları yazdım mı ahşap yakma inan ki o başvurularda dahi halk eğitimde bulmakta zorlanıyorum. Değil mi? Yani çok sıradan çok gerilerde bulamıyoruz ama son zamanlar gerçekten bir ilerleme var. Evet. Hocam bu hepimizin çabasıyla olacak. Yani sizin, benim, bütün İnşallah. Arkadaşlarımızın çabasıyla. Sizin dediğiniz gibi yani bir bardak. Bir de iki konuda benim buradan madem takip ediyorlar değinme istiyorum. Buyurun. Ahşap yakma sanatının bir türlü adını koyamadık maalesef. Ben koydum hocam. Güzel, mantıklı, gerçekten aklıma yattı. Size açıkladım yakma ya. Sanatı. Ya ahşap yakma sanatı. Ya diyor ki atıyorum örneğin soba yakmanın sanatı mı var? Ahşap yakma. Pirogravüre tamam uluslararası bir isim. Dağlama sanatı işte bilmem birkaç isim var. Her sayfada birkaç kelime farklı. Bir de bir şey çıktı şimdi ağaç yakma. Ya ağaç canlıdır. Ağaç yakma diye bir şey olamaz. Ahşap kurudur. İşlemeye hazır bir üründür. Evet. En mantıklısı ahşap yakma ama ahşap yakma resim sanat. Bizim asıl yaptığımız resimdir. Hocam Hadi şimdi diyelim. şöyle izninizle ben buna değineyim. Sizle konuştuğum gibi şöyle ben bunu Yusuf hocamla da görüşmüştüm. Yusuf Ziya Güreken'le de. Buradan ona selam gönderiyorum. Selam şimdi, gönderiyorum ben de. Dikkat ederseniz bizim Türkiye'nin önderlerinden Selahattin Ölçeroğlu var ve Selahattin Ölçeroğlu'nun web sitesi de şudur. yakmaresim.com. Bakın sitenin ismi. Şimdi bu, tabii böyle sohbet arasında konuşurken ederken ve benim yurt dışında araştırdığımda da esas bizim yaptığımız işin ismi yakma resim sanatı. Biz yakma resim sanatının içerisinde ahşap da yakıyoruz. Bu yakma resim sanatı. Deri yakıyoruz. Kağıt üzerine yakıyoruz. Yurt dışında kemik, kafatası üzerine yakanlar var. Kabak üzerine yakma var. Bunların hepsi yakma resim sanatının nerelere yapıldığı. Benim açıklamak istediğim bu. Şimdi biraz da şöyle oluyor Muammer Bey. Ben 2009'da ahşap yakma resim sanatı üzerine bir sosyal medyada tavsiye üzerine sayfa açacaktım. Tamam. Araştırdım. İnan ki hiç öyle bir sayfa yoktu. Hı-hı. Ahşap yakma resim sayfası diye bir sayfa açtım. Tamam, güzel. Ama ondan sonra ne oldu? Maalesef bu işe el atan kendi sayfası var. Ondan sonra ikinciye de bir ahşap sayfası açıyor. Burada da ne oluyor? Herkes bir iki kelime, bir harf, üç harf değişirken sanatın da adı artık karışmaya başladı. Evet. Halbuki köklü böyle iki üç tane ahşap yakma resim sayfası olsa, herkes kendini orada bulsa ne evet. kadar güzel olur. Ben inan ki üç defa sayfanın ismini değişmek zorunda kaldım. Hatta son değişmede kırgınlıklar bile oldu. Neden burayı bizim falan filan ama olmuyor. Yani ben orada bir sayfa kurmuşum. Aynı isimle bir tane daha çıkmış. Aynı isimle bir halbuki bir araya gelebilsek asıl sıkıntı burada. Maalesef şimdi burada fazla da konuşamayacağım. Bizim sanatçı arkadaşlardan bu konuda biraz birlik beraberlik istiyorum. Tabii. Birlik olursak her şey olur diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi şöyle, sizle konuşurken bu arada bir AZ Ekmekçi diye bir kardeşimiz var. Sadece resim değil. Hesna Ekmekçi mi? Ekmekçi. Hesna Ekmekçi olması lazım. Herhalde Azem Ekmekçi. Azem Ekmekçi, o da
Şimdi şöyle bir şey, o arkadaşımız da yazmış, ben buradan okuyorum. Hat da var diyor, sadece resim değil diyor. Şimdi ben bu Amerikan sitesinde incelediğimde Amerikan sitesinde şöyle yapıyor. Bölüm bölüm ayırmış. Burada ben açacağım bunu da. Burada size okuyacağım. Şurada. Burada bütün arkadaşlarımız da görsünler ben şimdi anlatırken. Şimdi buradan şey yapabilirler de söylüyorum. Puyromuse.org diye sitenin ismi. Puyromuse.org. Buraya girildiğinde oradan ekran görünüyor mu? Görünüyor. Şöyle yapayım. Ben Böyle gözlük Puyromuse.org. sanmıyorum ama Bakın şöyle yapmış. ben okumam mümkün değil hocam. Tabii. Ha şöyle. Puyromuse.org burada açıldığında burası diyor ki Progresif Sanat E Müzesi diyor. Bütün dünya sanatçılarına yer veriyor. Burada ne yapmış? Bu şeyi bölmüş. Portre var, painting var, antik çalışma var gibi şeyler. Dekoratif sanatlar var, dekoratif çalışmalar var filan. Bunların hepsi bu işin içinde. Ben bu arkadaşlarımıza da şimdi cevap veriyorum. Onların söylediğinde hat da var dedi. Ben zaten hat yok demedim. Hat var. Ama bu da içerisinde. Yani biz yakma resim sanatı dediğimiz zaman yakma resim sanatı ama hat da var onun içerisinde. Şimdi Şimdi evet onu değinecektim. aha. Hat sanatı resme giriyor mu peki? Ha şöyle resme girmiyor ama ana hattıyla biz bunu resim olarak yani biz bunu sanata sokmamız için uğraşıyoruz. Yakma görsel sanatlarda olabilir. Yani çünkü İşte bizim %50'de daha öncelikle başlayanlar örneğin daha çok hat çalışıyor. Hata resim demek de biraz yani azem ekmekçiye de katılmamak elde değil. Bence bunun bir orta yolunu bulup yakma sanatı nasıl bir isim bulmak lazım aslında. Bunu bir İşte toparlanıp Hüseyin Hoca şimdi öyle olunca da bir de şey de var. Şu an mesela ona bakarsanız Türkiye'de ilk yakanlardan Hüsnü Züber o zaman da evet. yakma değil. O zaman da dağlama. Evet, Hüsnü Zübel'i Daha de bu yakın. ara rahmetle analım. Evet. Hüsnü Zübel'ler belki de şu anki yakmacılardan belki bir iki kişiden biriyim yani tanıdık olan. Tabii. Bir En de şey az bir 5 kez bir araya gelmişimdir. yapıyor. Aha, çok iyi. Mesela o da dağlama yapıyordu. Çünkü o zamanın Evet. tekniğiyle adam Allah rahmet eylesin demirleri sobaların altında veya başka yerlerde kızdırarak çıkarıyor, basıyor. Sizin bizim yaptığımız gibi bu şekilde üç boyutlu resimleri o tür metalla yapmak mümkün değil. O da gittim ben işte sizin oraya geldim Bursa'da gördüm kendi müzesinde. Orada da dağlama yapmıştı. Yani takdir ediyorum hiçbir hocası, hiçbir şeyi yokken, hiçbir bakaca, bugün biz internetten her şeyi buluyoruz. Bulamazsak bile, yanlış bile yazsak Google diyor ki bunu mu demek istedin diyor. Yani ama o zaman öyle bir imkanlar yok. Ben onları çok Aslında takdir ediyorum. dağlama, özür dilerim Muammer Bey, dağlama yakmanın bir türüdür. Basınç yaparak yakma yöntemidir. Alevle falan değil de basınçla. O basınçla yaktığı için örneğin köy yerlerine koyunların kulaklarını dağlama yöntemiyle işaret vururlar. Yakarak demez kimse, dağlamış. Vücutunu dağlamış. Hüsnü Hoca'nın dikkat ettiyseniz fazla tonlamalı çalışması yoktur ama Yok tabii mümkün iki değil tane çünkü o iki demirlerle. evet ben onun çok inceledim vektörel daha çok süsleme üzerine eşyalar üzerine Osmanlı Selçuklu motifleri evet Hocam size çok teşekkür ediyorum. ben de çok teşekkür ettim Umarım böyle bir fırsat sizin verdiniz emeğinize, yüreğinize Allah razı olsun. sağlık. Saygılarımı Hadi sunuyorum. hayırlı akşamlar. Sağ olun, kendinize Eyvallah. iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet, hocamızın açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Diğer Rica kardeşlerimizin ederim. sanatı Asıl mesele şimdi az önce de oldu ya. ha evet. Kapatmak nasıl? Sizin orada bir tuşunuz Evet. olacak kapama tuşu ama bir bakın bakalım. Bir bakalım, bir bakalım. Artık gözlüksüz iş yapamıyoruz.
Hat sanatı tabii ki var ve hat sanatı çok eski. Hatta hat sanatını başka bir şeyin içine de sokmaya çalışıyorlar. Hat var, tesip var. O konu hakkında Vallahi hocam bilgileri edinebiliriz. Onu aslında ben şeyden söylüyorlar. kapatamadım işin doğrusu ya. Katılamıyor Münir hocamızdan. Çünkü Türkiye'de hat sanatının duayeni Münir hocadır. Münir hoca hat sanatını dünya üzerinde yakma olarak yapan ilk kişi. Kendisiyle de sürekli görüşüyorum ben. Ben o Azem Ekmekçi kardeşimize de öyle bir tavsiyede bulunayım. Esas bilgiyi gerçekten Münir Erbörü hocamızdan alabilirsiniz. Biz de öğrendiğimiz kadar tekrar size yansıtacağız kardeşim. Evet, Hıdır Özdemir kardeşimiz. Bu da benim komşum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Onlar da beni takip ediyorlar. Bunları yani beni takip eden komşularımı da sanatçı yapamasam çocuklarını mutlaka yapacağım. Yani buna emin olun arkadaşlar. Şimdi yine buradan isimleri geçiyor. Göremezsem Sevin Altunbaş hoş geldiniz. Selahattin Demirci, Muharrem Candan. Muharrem de Bursa'dan. Buradan tekrar geçmiş olsun diyorum. Muharrem kardeşimiz pozitif çıkmış. Covid. Acil şifalar diliyorum. Ülker Tan Hanım hayırlı akşamlar diliyorum. Size de Ülker Tan Hanım size de hayırlı akşamlar diliyorum. Ülker Tan Hanım Bursa neydi? Bursa Uludağ TV Keyfi Sanat moderatörlerinden. Kendileri İstanbul'a gelirse beklerim home office atölyeme. Özlem Hanım, merhaba Özlem Hanım. Siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Buradan göremediğim kişiler olursa lütfen kusura bakmasınlar. Herkese hoş geldi de Davut Koca merhaba. Mehmet Edip merhaba. Recep Bey, Mustafa Argun bu. Merhaba Mustafa Hanım. Berat Salma o da hoş geldi. Şimdi buradan bayanları gördükçe de tekrar etmek istiyorum. Bayanların tekrar yarın 8 Mart Kadınlar Günü onu kutluyorum. Azem, evet, Azem Ekmekçi demiş ki, ha, Hüseyin Hoca'ya yazmış. Yeterince tanıtım olsa külliyeye de çağrılmalıydınız. Hüseyin Hocam doğru söylüyor. Onun için arkadaşlar, Azem Ekmekçi size de söylüyorum. Herkes arkadaşlar, hepimiz elimizden geldiği kadar tanıtalım ki birbirimize destek olalım bu sanatı. Çünkü yurt dışında, Ahmet Polat merhaba, yurt dışında insanlar sahip çıkıyorlar. Bu sanata önem veriyorlar, bizim sanatımıza ve devlet de sahip çıkıyor. İnsanlar da birbirine destek oluyorlar. Bizim sadece kendimiz için değil ki bu bizim sanatı yapmamız. Bizden sonraki gençler de faydalansın. Türkiye'nin her şeyde olduğu gibi dünya üzerinde biz de varız demesini istiyorum. Bilge Özdilek merhaba. Sibel Sanat Galeri. Sibel Hanım siz de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, konuşmacı olarak katılmak isteyen arkadaşlarımız katılabilir. Mr. Zoron da buradan takip ediyorum. Mr. Zoron'a da buradan selamlar. Türkiye İstanbul'dan Brezilya Rio de Janeiro'ya selamlar. Rıza Şener komşumuz da bizi takip ediyor. Ona da selamlar. Metin Ressam güzelim. Hocam hoş geldiniz. Evet, Yusuf Hocam da şu an bizi izliyor. Rezvane merhaba. Şimdi Yusuf Hocam burada izliyor derken arkadaşlar buradan ben tekrar duyuruyu yapayım. Yine ara ara paylaşıyoruz ama Osman Sarı merhaba. Güzel. Evet arkadaşlar tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Münir Erbur hocamıza da selam gönderdik. Şimdi Yusuf hocamızdan bahsetmişken ara ara duyuruyoruz. Bizim Nisan'ın 11 ile 29 arası sergimiz var. Karma sergimiz. Orada 32 sanatçı ikişer eserle katılıyoruz. Ben de eserlerimi hazırladım. Ölçülerini de bugün verdim Yusuf hocamıza. Ona göre düzen yapacak çünkü. 11-29 Nisan arası Sultanahmet Çemberlitaş arasında tramvay yolu üzerinde Gazeteciler Cemiyeti binasında sergimize tüm arkadaşları, tüm dostları bekliyoruz. Ziyaretçi olarak, misafir olarak, sanatçı olarak, dost olarak hepinizi davet ediyorum.
Bu arada son katılımlara yine bakalım. Arkadaşlar burada merak ettiğiniz konular varsa paylaşalım. Bana bilgi vermek istediğiniz şeyler varsa ben sizden faydalanayım. Selcan, merhaba, hoş geldiniz. Gel sana, gel sana. Evet, bu arkadaşım da hoş geldi. Bu kardeşimiz de Antalya Elmalı'dan. Evet arkadaşlar, biz böyle gittikçe çoğalıyoruz. Orhan Akgül, merhaba. Orhan Akgül de tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyor. Evet, Ülker Hanım'ı davet etmiştim İstanbul'a geldiğinizde. İnşallah mutlaka geleceğim hocam. Saygılar, teşekkürler Ülker Hanım. Evet Hanım. Özlem Hanım, iyi akşamlar herkese diyor. İyi akşamlar Özlem Hanım. İyi akşamlar Azamet Bey. Evet arkadaşlar. Şimdi Kadınlar Günü'nden bahsettik. Kitabımızdan bahsettik. Kitabımız için uğraşıyoruz. Buradan tekrar söyleyeyim ben. Kitapla alakalı herkes çevresinde kitap basımıyla, sponsor olmayla alakalı kim varsa hepsini zorlasın. Bu mücadele hepimiz için. Bir an önce kitabımızı yayınlatalım. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. Artı yurt dışından arıyorlar. Kathleen Menendez de kitabımızı bekliyor. Mr. Ziron'da, Filipinliler'de bir sürü sanatçıya göndereceğiz. Bizim tabii en çok Türkiye'deki insanlar faydalanacak. Onlara da buradan uğraş verip bir an önce bastırmamız lazım. Şeyi de söylemiştim, Kevser Hanım, yağlı boya tablolar yapan hanımefendi ressamımız. O da İzmir'de yaşıyor. İzmir'den bana destek olmak istedi. Uğraşıyor. Kendi eş dost çevresinde ve yetkili kişilerden bulabildiğince kitap hakkında bilgi veriyor ve sponsor bulmaya çalışıyor. Buradan tekrar teşekkür ediyorum ben Kevser Hanım'a. Onda çok güzel, başarılı çalışmaları var, yağlı boya tablolar. Evet arkadaşlar. Yakma sanatımız, yakma resim sanatımız, hat çalışanlarımız, kabak üzerine yakma yapanlarımız, bu şeyden vardı, Tokat'tan takunya üzerine yapan hanımefendi, Sevgi Hanım sanırım, yanlış olmasın, takunya üzerine yapıyor. O da dikkatimi çekmişti. Onu da kitap aldık. Kabak olarak kabak yakmada Meral Hanım'ı almıştık Bursa'dan. Meral Kaya, evet. Onlar. Ve daha sonrasında kitabımızın seri olacağı için, çünkü bir kitaba herkes sığmayacağı için bu mümkün değil. Ondan dolayı biz kitabı seri olarak yapacağız ve sonrasında da yer almayan insanlar alacağı gibi yer almış kişiler de daha sonra daha kaliteli veya daha ilginç, daha değişik eserler meydana getirdiğinde de onlara tekrar tekrar elimizden geldiğince veya ve ömrümüz olduğunca yer vermeye çalışacağız. Önemli olan biz bu bayrağı iyi taşıyalım. Bu bayrağı iyi taşıdıktan sonra da gerçekten devam ettirecek, taşıyacak kişilere teslim edelim. Herkese iyi akşam. Burada bak, CA Sanat 09 var. Bu arkadaşımız Antalya, Elmalı'dandı. Herkese iyi akşamlar. Hesabım olan sanat.ca09 çalındı. Bu yeni hesabım diyor. Desteklerinizi bekliyorum. Tamam kardeşim. Tasarım. İyi akşamlar. Ofis tasarım. Afiş tasarım. Hey, iyi akşamlar kardeşim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu bizim şu an yazan arkadaşlarımızdan katılmak isteyen varsa bekliyorum. Şimdi takip etmeye başladım. Mahmut Ünal 55 katıldı. 1400 sadece katıldı. Hoş geldiniz. Evet. Yayınlarımız bu şekilde devam edecek. Devam ettirmeyi de düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü geçen gün de Kırklareli tarafından bir hanımefendi aradı. O da yeni başlamış. Art, ahşap yapma. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Sevda Hanım katıldı. O da hoş geldi. Şimdi böyle yeni yeni insanlar
aradıkça ve bizim sanatımıza katıldıkça, merak ettikçe çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten de her insanın mutlaka hobisi olması gerekli. Bir eğilimi, yeteneği ölçüsünde, sevdiği ölçüde bir sanata bağlanmasını tavsiye ediyorum. Bu illa bizim yaptığımız ahşap üzerine yakma ve yakma resim sanatı değil de yağlı boya tablo olabilir, kara kalem olabilir, tiyatro olabilir, sanatın herhangi bir dalı olabilir, heykel. Artık insanlar yeteneği ölçüsünde neler yapabilirse yeter ki sanatla uğraşsın. Çünkü Atatürk'ümüzün meşhur bir sözü var, biliyorsunuz. Diyor ki, hatta mecliste konuşmuş sanırım, yani yanlış olmasın, yanlış bilgi vermeyin. Konuşurken efendiler diyor, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta diyor cumhurbaşkanı olabilirsiniz diyor, ama sanatkar olamazsın diyor. Çünkü bizlerin gerçekten öyle bir avantajı var. Kendi kıymetimizi de bilelim, kıymetimizi de bildirelim. Birbirimize de sahip çıkalım. Gerçekten de sanat çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Lukas katıldı. Lukas 72. Şimdi ara ara biz böyle yayınlar yapıyoruz. Karşılıklı konuşmalar, sorular sonrasında bilgi veriyoruz. Bilgi alışverişi yapıyoruz daha doğrusu. Neler yapabiliriz, neler yapıyoruz. Bizim eksiğimiz varsa daha iyi neler meydana getirebiliriz çalışmalar üzerine. Ben mesela değişik deneme yapmak istiyorum. Ben bir yerden kuru kafa istedim. Gelirse kuru kafa üzerine yakma yapacağım. Çünkü örneklerini gördüm ben internetten. Dünya üzerinde yabancılar yapmışlar. Büyük baş, küçük baş hayvan kafatası üzerine yakarak yapmışlar. Motif çizmişler. Bu tür şeyi de ben denemek istiyorum. Kabak üzerine çalışanlar var, tanıdığım çok insan. Bunlar da güzel eserler meydana getiriyorlar. Kabakta ayrı bir avantajları daha var. Biz böyle tabloları yapıp sadece tablo olarak sunabiliyoruz. Küçük objeler yapanlar da değişik şeyler sunabiliyor. Benim burada bir iki tane ileride bir gün var, bir ilimizin günü. Oraya davet etmişlerdi. Onlara hazırladığım küçük görseller var. Onu göstereyim. Burada onlara vektörel çalıştım ama şey olarak çalıştım. Küçük olduğu için öyle vektörel. Şunlar Atatürk. Altını da boş bıraktım alttaki tahtaya. Orada katılım esnasında oraya gelen davetliler istediğimde onlara o boş olan yere isimlerini yazmak için makinamı yanımda götüreceğim. Gelen kişiler adını soyadını söyleyecek. Orada canlı canlı insanlara yazıp teslim edeceğiz. O kişinin, yani bir hocamız davet etti. O etkinliğe katılacağım. Orada insanlara da en azından, çünkü Türkiye'de yüzlerce, milyonlarca insan var bu işi, bu sanatı bilmeyen, tanımayan. Onun için diyorum biz hepimiz tanıtmalıyız bunu. Ben hatta Fox TV'ye gidip İsmail Küçükkaya'ya teslim ettiğinde o bile böyle bir bakıp incelemişti, havada çarpışan mermiyi yapmıştım Çanakkale yıl dönümü için. O böyle baktı, aa dedi, bu dedi ahşap yakma mı filan dedi. Düşünün yani, yıllarını vermiş televizyoncu, basın yayında çalışmış bir insan. Ki onların şeyi daha geniş, girdikleri çıktıkları yerler, ufukları daha geniş. Daha çok insanlarla birlikte oluyorlar. Onun için biz normal insanlarımıza da bu işi tanıtmalıyız. Ama diğer şeylerde olur, halk eğitimlerde olur, seminerlerde olur. Şimdi Fatma Hanım demiş ki, kabak yakmada Meral Hanım çok çok iyi, maşallah fevkalade yapıyor. Buradan tebrik ediyor, sevgiler gönderiyorum şahsınızda. Evet Fatma Hanım, size de teşekkürler. Gerçekten de Meral Hanım Bursa'dan güzel değişik şeyler yapıyor. Geçen sergide görmüştüm ben. Onu da tabii kitabımızda koyduğumuz için, bizim kitap çok faydalı olacak herkese. Kitabımız da mesela şu an izleyenlerin çoğu sanırım sadece ahşap yakıyorlar. Kitabımızda deri var yakma. Kağıt üzerine yakma var. Buradan kulaklarını çınlatalım. Zeytinburnu'nda bir hocamız. Kağıt üzerine yakıyor. Kabak üzerine çalışanlar var. Kemik üzerine de ben Türkiye'de deneme yapacağım. Bunu söz verdim. İnşallah o kuru kafa gelirse bunu da yapacağız. Bizler yanabilen
Makine, elimizdeki makineyle yanabilen her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ahşap gravür yapma. Özlem Hanım diyor ki, portre yaparken nelere dikkat etmeliyiz konusunda çok soru alıyorum. Yeni başlayan portre denemek isteyen arkadaşlarımız adına bu konu hakkında fikirleriniz çok yardımcı olabilir diyor. Evet, bu arada Fatih Ergezen katıldı. Fatih Ergezen de çok değerli bir insan. Kocaeli'den benim motosiklet camiasında ilk çapırda, zaten ben bir tane kulübe katılmıştım. Türk Çapır Motosiklet Kulübü'ne. Orada tanıştığım bir abimizdi. Kendisi ve eşi çok saygı duyduğum bir insan. Buradan sevgilerimi sunuyorum. Şimdi Özlem Hanım'ın tekrar sorusuna gelelim. Muammer Hocam diyor, portre yaparken nelere dikkat etmeliyiz konusunda çok soru alıyorum. Yeni başlayan portre denemek isteyen arkadaşlarımız adına bu konu hakkında fikirleriniz çok yardımcı olabilir. Tamam. Şimdi ben portre olarak şöyle bakayım. Şimdi şurada kısa bir şey var. Büyük portre. Ha, kızımız var. Ben şunu alayım. Bir saniye. Böyle olabilir mi? Şöyle. Şimdi Özlem Hanım'ın sorusuna geldik. Portre yaparken dedi. Şimdi ilk önce biz tüm arkadaşlarımıza sesleniyorum buradan. Yakma yapanlara, talebelere ve hocalara da, herkese sesleniyorum. Hiç kimse yanlış anlamasın. Herkes bilgisini bildiği kadarıyla paylaşsın. Ben de dahil. Bilmediğimiz kadarıyla da alalım ki hepimiz birbirimize destek olalım ve kendi gelişimimizi de sağlayalım. Şimdi portrede de dikkat edilmesi gerekenler, benim ilk söylediğim, yani her zaman söylediğim, portre çalışan kişilere ve soru soran kişilere, kendi bir portre olarak kendi yüzünüze bakın. Burnunuzda, yanağınızda, alnınızda, böyle nereye dönerseniz dönün, hiçbir yerinizde çizgi yok. Hep geçiş var. Çizgi yok. İlk önce bu. Şimdi burada yüzde görüyorsunuz. Çizgi gibi görünen bölüm var. Baktığında sanki çizgiymiş gibi. Ama bakın, hiç çizgi şeklinde yok. Yani çizgi nedir? Yandaki ton ile yüzdeki ton arasındaki fark zaten çizgiyi meydana getirir. Ama keskin çizgi olarak değil. Şu saçın teli gibi çizgi olarak değil. Geçiş olarak. Siz portrede çalışırken, mesela ben kendim söyleyeyim. Bazıları portre çalışıyor. Saçından başlıyor, kulağından başlıyor, bilmem burnundan, gözünden filan. Herkesin fikrine saygım var. Herkes istediği yerden başlayabilir. Çünkü bu bir sanat. 5 kişiye aynı resmi yaptırın, 5 kişi ayrı yapar. Çünkü o onun yorumudur. Benim de portre çalışmada başlangıç yerim göz. Ben gözlerden başlarım. Sonrasında yavaş yavaş çevreleri yapmaya başlarım. Bu yapış sırasında da kesinlikle yüz hattında çizgi yaratmamak. Burnun kabarıklığını, yüksekliğini, burun yanağının yüksekliğini, deliğinin çukurluğunu, dudağın da öyle. Neresi yüksek, neresi çukur? Bunu tonlamalarla yapmak. Yani siz çizgi çizip de bak burada bu çizginin üstü kabarık, altı düşük değil. Öyle bir şey yok. Siz kendi tonlamanızla, bakın burada gözün önüne, siz oradaki göz çukurluğunu tonlamayla geçişle verebiliyorsunuz. Mantık bu. Yani gözü çizerken de bakın, gözün çizgileri bile keskin değildir. Çünkü kendi gözünüze de bakın. Orada bir yumuşak kenarda geçiş vardır. Portre çalışmalarında buna dikkat edinmeli. Bir arkadaşımız da özellikle dedi ki, hocam ben videolarınızı izliyorum. Ama dedi,
saçı rica ediyorum dedi. Bir saç dedi, sadece saç yapılış videosunu yapıp dedi, yayınlasanız dedi. İnşallah kısmet olursa onu da yapacağım. Onu da buradan tarif edeyim. Şimdi saçı olan insanlar gayet iyi bilir. Hani benimki de kelleşiyor ama kel olan arkadaşlarımız kimse alınmasın. Çünkü onların önceden saçı vardı zaten. Saçta önemli olan tarıyor gibi her telini ayrı ayrı geçmeniz lazım. Yani siz burayı bütün olarak yakarsanız o efekti veremezsiniz, geçişleri. Buradaki kıvrımları, bakın bunu yaklaştırdığınızda göreceksiniz yüzümde. Hatta şurada, bakın buradan saçının böyle ince teller, böyle yüzünün burada da kıvrım. Bunları da ayrı efekt olarak verdim ben böyle gözünün kenarında. Sizden ben size şunu tavsiye ediyorum. Özellikle portre çalışırken kesinlikle acele etmeyin. Çizgileri oluşturmayın. Saçı tarar gibi ince tel tel geçin. Bıkmayın. Bıkar duruma geldiniz, yoruldunuzsa bırakın, ara verin. Sonra çalışın, bir saat sonra çalışın, ertesi gün çalışın. Sizi kovalayan kimse yok. Onun için bu şekilde çalışın. Portrede tabii ki portre çalışırken sadece yüzde iş bitmiyor. Siz onun saçına, saçının dışında bakın buradaki kıyafetinde yani neresi bakın böyle görebiliyorsunuz. Neresi ışık alıyor yüksekte aydınlık, neresi çukurda koyu renk geçişleri onları buradaki kıvrım hatlarını normal hep herkesin giydiği elbisesinde böyle vücudun aldığı şekle göre, yürüyüşüne göre, duruşuna göre bir potluklar oluşur. Pileler, yani hanımlar daha iyi bilirler, pileler oluşur falan. Onları burada doğal geçiş haliyle vermeniz lazım. Mesela bunun üstlerindeki bu nedir bunun? Pançonun geçişte burada mesela şurada çizgi halinde gelen bir yeri var ama tam çizgi değil. Bakın burada da yumuşak geçiş var. Çünkü sizin bakın kazağınızda da kazağınızın burada da veya giydiğiniz gömlekte falan her şeyde böyle kesin çizgi olmaz. Bakın bu hatlara dikkat edin. Ben sadece kendim için demiyorum. Bu işi yapan kişiler ben de halen araştırıyorum, bakıyorum, sürekli resimleri, fotoğrafları inceliyorum. Sizden de rica ediyorum. Bu arada bir görüşmek isteğim var. Onu alacağız. Biraz bekleteceğim bir saniye. İzleyin lütfen. Bütün yapılmış eserleri birilerinin alın, büyütün, yaklaştırın, izleyin, tekrar yapın, yakın, deneyin, bir daha yapın. Başarmamak mümkün değil. Biraz gecikebilir ama başarılı. Bir saniye ben bunu incitmeden şuraya koyayım. Çünkü bunu Nisan'daki sergi için hazırladım. Ölçülerini de verdim Yusuf hocama. Evet, katılmak isteyen bir sanatçımız var. Elif Aktaş. Buyurun. Kabul edelim. Yanına geldim. Alabildik mi? Evet. Sara Maria Art katıldı. Hoş geldiniz hanımefendi. Bu hanımefendimizde şeylik yok. Büyükçekmece'den, Milli Eğitim'den de sanırım. Evet, bu katılan hanımefendinin görüntüyü alamadık ama. Ha, merhaba. Ha, merhaba. Hoş buldum. Teşekkür ederim, iyiyim. Çatalcı Cemevi. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Uğraşıyoruz işte. Yakmalara devam ediyoruz, çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar. Çok güzel. Ben sizlerin gidemiyorum. Nasıl? Rahatsızlığından dolayı. Nasıl? Bir daha söyleyin. Ben Cem evine gidemiyorum resim yapmaya. Eşim rahatsızdı. Geldiğinizde görüşmüştük Cem evinde. Diyorum canım ya. Asiye Hanım'ın dersine gelmiştim. Asiye Hanım'ın orada görüştük, evet. Evet, evet. Geçmiş olsun. Beyiniz iyi mi şimdi? Daha iyi şimdi işte. Bu ayın sonunda artık giderim, başlarım yapmalarıma.
İyi, çok güzel. Asiye Hanım da bayağı güzel çalışmalar yapıyor. O şey de yapıyor. Yakmanın dışında yağlı boya Yağlı bu. tablolar yapıyor. He. O da Cemevi Başkanı'nın resmini yapmıştı. Ha, gördüm. Evet. Büyük olan. Evet. Aha. Yani güzel çalışmaları var Asya Hoca'nın da. Evet. Çok güzel. Evet. Ya bir de şey de benim ona bayağı bir samimi olduk, konuştuk. Gerçekten hanımefendi birisi. Evet. İnşallah daha iyi şeyler yapar. Yani bayağı uğraşıyor sizin için de oradan. Bayağı da sizin kaç kişi var Üç şeyde oldu. kurs? Kursta bayağı varız biz, çoğuz da. İşte kimisi sabah geliyor, kimisi öğlen geliyor. Tamam. Ben 3 yıldır gidiyorum Asya Hoca'nın kursuna. Siz hangilerini yapıyorsunuz? Yakma dışında başka bir şey var mı? Ben yapma da yapıyorum, yağlı boya da yapıyorum. Çok güzel. Vallahi Ama tebrik daha çok ederim. yapmayı seviyorum. Evet, yakma bir farklı canım. Yani gerçekten. Var Ben mı orada size yaptığın? var size yaptığım resimleri göstereyim. Evde var. Tamam, bir görelim. Bizim katılan arkadaşlarımız da görsünler sizi. Tabii görsünler. Görebiliyor musunuz? Biraz daha yukarı kaldırın resmi veya makineyi biraz aşağı doğru indirin. Evet, biraz uzaklaştırın. Sanırım aslan bu, değil mi? Asla. Ha, evet, güzel. Siz bunun üstüne vernik mi attınız? Evet, vernik attım. Ha, tamam. Atılmaz mı? Yok, atılır. Ben atmıyorum. He. Atılmaz diye bir şey Evet. yok. Ha, bu da Zülfikar, evet. Evet. Bunları siz ne üzerine çalışıyorsunuz? O kavak mı? Kavak, kavak ağacı. Sizle konuşurken bu arada bir Özlem Hanım bir şey yazdı. Çok teşekkür ederim Muammer Bey. Gerçekten bu sanata gönül verip hiçbir eğitim almamış kişilere böyle eğitim videoları ile fayda sağlayabiliriz diyor. Evet Özlem Hanım, tabii ki devam edeceğiz böyle faydamız olmaya. Evet hanımefendi, çalışmalarınız güzel. Bu da sanırım bir çiftlik evi gibi mi? Evet, bu da çiftlik evi. İşte su var, değirmen var, Oo, çok zemin güzel. var. Harika valla, ellerinize sağlık. Yani ben de resim çok, çok da hediye ettim. Ama hediye etmeyin. Yok, bu güzel değil. Bu güzel değil diyorum. Evet, tamam. Şimdi o güzel değil dediğiniz mutlaka sizin ilk başladığınızda yaptığınızdır. Beğenmemişsinizdir şimdi. İlk başladığım, hayır, ilk başladığım evim, şu Ha, evim. evet. Su değirmenli olan evim bu. Ha, İlk, ama yani eğer bu ilkse çok iyi. evet, ilk resmim bu. Bravo, vallahi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne? Beğenmediğim de Hangisi beğenmediniz? bu. Yok canım, o da fena değil yani. Tabii ki siz şimdi ilerledikçe daha geride kalanları beğenmiyorsunuz. Evet. Olsun, öyle olsun ki daha güzel şeyler yapın. Yani bayağı yaptım, çok da hediye verdim. Ama hediye vermeyin hanımefendi. Beni duyuyorsunuz değil mi? Vermeyin. Ha, bu da güzel. Fil ve soldaki ne ağacın orada? Bir dakika hocam. Beyaz kalmış bir şey var ya, sol Bu taraftaki ne? çocuk, bu da çocuk. Ha, Fil tamam. okulda su bırakıyor. Tamam, çok güzel. Vallahi emeklerinize sağlık. Yani siz ev hanımısınız mısınız değil mi? Evet, ben ev hanımıyım. Hiç de resim bilgim yoktu. Asya Hoca'dan aldığım resimler. Tamam, ama Asiye Hanım bir şey, hem kendisi bilgili bir hanım, bir de bilgisini paylaşan bir insan. O yönden çok iyi.
Evet, teşekkür yani, ediyorum vallahi Basri hocama. Evet, yani bize elinden gelen her şeyin en iyisini vermeye çalışıyor. Bravo. Yani Allah ona da sağlık sıhhat versin inşallah. İnşallah. Cemişimlerimiz. Hepimize. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kolay gelsin. Selam söyleyin. Tekrar geçmiş olsun. İnşallah daha kısa zamanda iyileşir. İnşallah. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar güzel böyle ev hanımı insanlarımızın bu şekilde çalışmalar yapmaları ve çok güzel eserler meydana getiriyorlar. Bunu görünce ne yapıyor? Şimdi kendi halkı da ev halkı da görüyor. Böyle paylaştığında bizim arkadaşlarımız da görüyorlar. Hanımefendi çıkmadın, kamerayı kapatın. Ha, tamam. Şimdi Kabak House katıldı. Bu akşam. Art ahşap yakma. Ne kadar şanslısınız. Büyük şehirlerde yaşamanın avantajları. Bütün sosyal aktivitelere katılabiliyorsunuz. Hanımefendi siz şimdi ne yapın biliyor musunuz? Bize canlı katılın. Büyük şehirlerde derken siz hangi küçük şehirdesiniz onu söyleyin. Sosyal aktiviteler tabii ki. Haklısınız. Şimdi sosyal aktiviteler derken bir de biraz çaba sarf etmek lazım. O yüzden o yönden ben biraz fazla aşırı girişkenimdir. Herkesle kaynaşma peşindeyim. Çünkü insanları seviyorum. Beni insanların dini, dili, rengi ilgilendirmiyor. İnsan olup olmamaları ilgilendiriyor. Onun için aktiviteyi de biraz hızlandırıyoruz biz. Evet hanımefendi ben isminizi yanlış söylemeyeyim. H.A. Art Ahşap Yakma. Bize katılırsanız sevinirim. Evet. Murat Soytürk katıldı. Ona da el sallayalım. Murat Soytürk kardeşimiz. Saygılar. Benden de saygılar kardeşim. Murat Soytürk kardeşimiz de ahşap işiyle ilgileniyor. Ahşapla nasıl ilgileniyor? Ahşabın küçük haliyle bir şeyler yapıyor. Sanırım Kocaeli'ydi. Kocaeli'nde bir yeri var. İş adamı kendisi. Allah hayırlı iş versin. Kütüklerden değişik objeler yapıyor. Türkiye'nin çoğu yerlerine. İmalat yapıp gönderiyor. Sanırım masa çalışmaları filan da vardı. Nimet YSK. Hayırlı akşamlar hocam. Biraz ahşap malzemelerden bahseder misiniz? Nerelerden temin edebiliriz? Evet. Ha, Ankara abicim diyor. Murat Soytürk Ankara. Ha, Murat'cığım özür dilerim ya. Vallahi. Kocaeli'de kim var? Ben karıştırdım Murat'cığım. Kusura bakma canım. Şimdi Nimet Hanım'a cevap verelim. Hocam biraz ahşap malzemelerden bahseder misin? Aslında ahşap malzemelerden Murat'cığım bağlanıp bahsedebilirsin. Ha, bizim kullanabileceğimiz bilgin kadarıyla bizi aydınlatabilirsin. Ben Nimet Hanım'a yine cevap vereyim. Ahşap malzemeler genellikle marangozların ürün aldığı, ahşap üretimi yapan veya ahşap ithal eden yerlerden. Ben kendim örnek vereyim. Benim şöyle bir şansım olmuştu. Tesadüfen benim bir arkadaşımın oğlu yurt dışından kuş kontura ithal eden bir firmanın satış sorumlusu. Ben o şekilde tedarike başladım. Onların firma lazerle kesiyor dışarıya da kargoyla gönderiyorlar. Ve benden isteyen olduğunda da o arkadaşımın numarasını veriyorum. Ve o kargoyla gönderiyor. Murat Soytürk diyor ki ben ondan bahsetmiştim hani ahşap. Ahşap ambalaj yapıyormuş. Park bahçe mobilyaları, kütük ve epoksi sehpa mobilya. Ayrıca karavan yalıtımları yapıyormuş. Teşekkürler Murat kardeşim bilgi için. Allah hayırlı iş versin sana. Epaç katıldı. Evet. Şimdi ben malzemeyi o şekilde temin ediyorum. Kimi arkadaşım da ben İstanbul'da oturduğum için bir kısım arkadaşım da şeyden alıyorlar. Merter Keresteciler sitesinden. Bir de sanırım karşı Anadolu yakasında sanayinin olduğu taraf. Ümraniye olabilir. Veya o Modoko'nun falan olduğu yerler mi acaba? Onu da ben öğrenirim. Size söylerim arkadaşlar. Bu şekilde evet. Zafer İşleyen. Merhaba kardeşim. Bu da Motosiklet Camiası'ndan bir kardeşimiz. Hoş geldiniz. Ahşap malzemeleri o şekilde temin ediliyor. Ahşap malzemelerinde mesela kütük olarak çalışan var. Kütük üzerine yakma yapanlar var. Ahşaptan sadece bahsettiğim için anlatıyorum. Kütük yapanlar var. Kavak kontra üzerine, huş kontra üzerine,
çalışmalar yapanlar var. MDF üzerine çalışma yapanlar var. Bu ahşapları anlatırken yakmada, MDF'yi yakarken de diyorum biraz daha dikkat edin dumanına. Çünkü MDF'nin biraz daha kimyasal malzeme ağırlıklı olduğu için ciğerinize fazla zarar vermesin. Ben burada geçen göstermiştim sanırım. Burada bir pervanem var. Pervaneyi de sağ olsun eşim aldı. Benim sağlığımı düşündüğü için. Pervaneyi çalışma yaptığım resmin üzerine koyuyorum. Havyayı çalışacağım yerin yakınına. Ama ters koyuyorum. Yani yüzüme yüklemiyor. Buradan çıkan dumanı alıyor, ileri itiyor. Ne yapıyor? Direkt bana gelmesini engelliyor. Tabii ki odanın içerisine yayıyor. Arada bir odayı havalandırın ya da camı açın. Ben öyle yapıyorum. Yoksa hani dumanı buradan aldığında komple dışarı atmıyor. Keşke öyle bir şey olsa. Bir ahşap yakmayla alakalı, yakma sanatıyla alakalı böyle videolar hazırlayan bir kardeşimiz var. Salih Özcan. O videolarını anlatıyordu. Sonra biz bir ara görüşmüştük. Bir çalışması vardı. İnşallah onu tamamlarsa o öyle bir şey düşünüyordu. Yani böyle bir fan çekecek gibi, çeken fana da bir boru dışarı verecek gibi. Yani o zaman ne olur? Hiç odaya da yayılmaz. Direkt dışarı atabilir. İnşallah onu bir gerçekleştirirse ilk müşterisi de ben olacağım. Evet arkadaşlar, buradan E-Paç bize de telefonunu verebilir misin? Tabii ki verebilirim. Ama şimdi buradan nasıl vereceğim? Veremem. Ben buradan kamerada çıkmam lazım. Söz veriyorum, sayfamda paylaşacağım. Oradan görebilirsin. Evet, Nimet Hanım da demiş. Numarasını paylaşabilirsiniz. Ben İzmir'de oturuyorum. Tamam. Ben yarın sayfamda paylaşacağım. Evet. Fatma Hanım demiş ki, Fatma Cücük Koç, Dudullu Modoko keresteciler sitesinden, kerestecilerden temin ediyorlarmış. Evet, karşı tarafta oturanlar oradan alabilir. Modoko, Dudullu Modoko kerestecilerden. Anadolu yakası, Dudullu Ümraniye. Evet, ahşap konusu da bu. Hatta şey de olabilir, yani böyle sayfalarda paylaşın. Instagram'da, Face'de paylaşın. Temin eden arkadaşlar varsa birbirine destek de olabilir. Veyahut da şöyle de olabilir. Birkaç birbirine yakın insan gidip plaka alır. Orada kestirir. Daha ucuza gelir diye düşünüyor. Çünkü parça kestirip almaktansa bu şekilde de yapabilir. Telefonu dediler. Evet, telefonu vereceğim size. Yarın yayınlayacağım. Nimet Hanım, ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aylin YSSN'ye katıldı. Merhaba Aylin Hanım. Aylin Hanım, bu Aylin Hanım galiba şey yağlı boya çizimler mi yapıyordu? Sanırım öyleydi. Karıştırmayalım. Evet, ahşap sorusuna da cevap verdik. Özlem Hanım'ın portre sorusuna da cevap verdik. Onun dışında konuşmaya katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa katılabilirler. TA Art ahşap yapma katılmadı. Biz hanımefendiye şeyi söyledim. Ne kadar şanslısınız, büyük şehirlerde yaşamanın avantajları dedi. Tamam, biz de birbirlere katılabiliyoruz ama siz hangi şehirdesiniz? Oraya bir yardımcı olalım biz de. Ne yapabiliriz buradan? Evet, Murat Soytürk kardeşimiz, kereste işiyle ilgilenen Murat Soytürk kardeşimiz diyor ki Ankara'da en uygun kontraplak sitelerde Özkara Mete AŞ'den alınabilir. Ankara'da sitelerde Özkara Mete AŞ. Evet arkadaşlar, buradan siz o şekilde geçebilirsiniz. Nursel İkiz, Nursel Hanım siz de hoş geldiniz. Murat Soytürk, benim iş yerim Ostim'de, isteyenlere az miktarda olsa olmak üzere ürünlerini kesmeye yardımcı olurum. Herhangi bir ücret talep etmem. Evet arkadaşlar, sayfada gördüğünüz Murat Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Murat Altire Soytürk 84. Bu değerli bir kardeşimiz. Elinden geldiği kadar da bize yardımcı olmaya çalışıyor. Sağ olsun. Tabii benim kitabım, bizim kitabımız için de yardımcı olacak. Değil mi Muratçığım? Orada çevrede bakacağım abi demişti. Tamam, inşallah.
Evet arkadaşlar, görüşebiliriz. Şimdi Ozan Er Yiğit, hocam Denizli'de ahşap yapmayla uğraşan hocamız ya da birileri var mı bildiğiniz Denizli'de? Vallahi Ozan kardeşim, şu an aklıma gelen yok ama buradan da şu an 15 kişi var mesela. O tarafta tanıdığı olan varsa yazabilir Ozan kardeşimize. Ben şu an Ozancığım aklıma gelmiyor kardeşim. Ama olursa söylerim. Betül, Murat katıldı. Hoş geldiniz. Ayliz 74. Evet arkadaşlar. Şey konusunda da, ahşap konusunda da Murat Soytürk kardeşimiz kesimle alakalı yardımcı olurum dedi. Tabii ücret almadan yardımcı olurum dedi ama yani Murat kardeşimiz ücret almıyor diyece bütün işleri götürüp ona yaptırmak değil. Belirli sayıda bir iki tane bir arkadaşımızı götürür. Bir iki tane bir arkadaşımız onu kırmadan yapar Murat kardeşimiz. Ona eminim. Ama onun dışında bütün sülalenin işlerini toplayıp kimse götürmez. Art ahşap yapma hocam müsait olmadığım için bağlanamadım. Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yaşıyorum. Sayenizde faydalı bilgiler ediniyoruz. Teşekkürler. Rica ederim hanımefendi. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte şeye uğraşıyorum ben. Benim şu an sanırım YouTube aboneliği 650 oldu. Benim 1000'i geçmem lazım. Onun için çevrenize de söyleyin yardımcı olsunlar. Abone sayısı artsın ki. 1000'den sonra ben daha detaylı, biraz önce bahsettiğim gibi bir kardeşimiz söyledi hani hocam ne olur bir saç yapılışı videosunu ayrı çekip gönderir misin filan. Tam onları yapmam için işte benim de YouTube'da sayıyı artırmam lazım ona göre. Ben şimdi cep telefonuyla kayıt yapıyorum. Öyle bir şey olursa ne yaparım? Bir kamera sistemi kurarım. Çünkü ikisini aynı anda hem çalışmamı kesip değil de onu ayarlarım. Ara ara kesit kesit ya çeker ya videoyu belirli bölüm yapar sonra ben onu birleştiririm. Ozan Eriyit, ben kendim basit çizimler yapıyorum. Videolar izleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ancak tek başıma yeterli olmadığını düşünüyorum. Yok, öyle düşünme. Tek başına yeterli. Tabii ki bir eğitim alsan daha güzel olur. Oralarda bir araştırmak lazım. Ben de bir bakayım Denizli'de bulabilsem sana bilgi vereceğim kardeşim. Murat Soytürk, kontra imalatçısı Erbaa kaplama sanayi en uygun. Oradan alınabilir İstanbul için. Murat bu nerede ama? Erbaa kaplama sanayi. Nerede? İstanbul'un neresinde? Onu da bir yazarsan canım benim arkadaşlara söyleyeyim. Kontrayı oradan temin etsinler o zaman. Erbaa kaplama sanayi. Tamam. Onu da bir yaz bakalım sana zahmet. İstanbul'un neresinde? Ona göre tüm arkadaşlarımız duysun. Ha burada yazmış ben onu görmedim. Evet İstoç. İstoç Erbaa Kaplama Sanayi'nin perakende satış deposu varmış arkadaşlar İstoç'ta. Tamam. Teşekkürler kardeşim. Ben üstteki yazıyı görmediğim için Murat da aşağıda yazmış. İstoç'ta abi İstoç. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar. Özlem Hanım'ın sorduğu portreyi de anlattık. Ahşabı Nimet Hanım sordu. Onu söyledik. Zaten sergimizi söyledik. Onu tekrar ediyorum. 11-29 Nisan arası Sultanahmet'ten Çemberlitaş'a giderken sağdaymış. Gazeteciler Cemiyeti binasında sergide olacağız. Herkesi bekliyoruz. Kitabımızla alakalı da herkes bulunduğu çevreyi yoklasın bir zahmet. Yani neyi yoklasın? Belediyeleri, kültür müdürlüklerini, sanata destek olmayan kişileri bize destek olsunlar ki kitabımızı bir an önce bastıralım. Bunda hem bize faydası olsun çünkü kitabın içeriği detaylı. Ahşap yakmanın nasıl yapılacağı, kabak üzerine çalışmalar, deri üzerine çalışmalar, kağıt üzerine çalışmalar bunlar var. Yakma resim sanatının tarihçesi var dünyada. Onun anlatımı var. Yabancı ve yerli sanatçılar olarak bizlerin sanatçıların tanıtımı, biyografileri ve eserleri var. Onları da inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Daha sonraki kitaplarda sizler de yer alabilirsiniz. Böyle bir proje başlattık. Türkiye'nin ilk kitabı.
Evet. Bizim sesimizi inşallah duyacaklar. Amerika duydu. Amerika'da yayın yapanlar duydu. Muammer Kırmızıgül Türkiye'nin ilk kitabını yazıyor diye. Türkiye'deki kültür müdürlerinden, belediyelerden tweet attık. Cevap bekliyoruz. İnşallah görecekler. Birisi mutlaka görecek. Kontra imalatçısını da söyledik. İstoş'ta. İbrahimler. Arkadaşlar bu arada ben saate bakayım. Sizi de geciktirmeyeyim. Şimdi şeyi internetten quiromuse.org sayfasına girmenizi istiyorum. Burada size yazıp göstereyim. Burada göründü mü? Ters mi göründü? Nasıl yapacağız? quiromuse.org. Ben kodluyum arkadaşlar. Buna bir bakın. Polatlı, Yozgat, Rize, Ordu, Manisa, Urfa, Samsun, Edirne.org. Bu siteye girin. Burada Muammer Kırmızıgül diye yazdığınızda da göreceksiniz. Hepimiz mücadele ediyoruz. Bir davetlimiz var. Bakalım kim arkadaşımız? Fatma Akay. Evet, Fatma Hanım'ı davet edelim. Fatma Hanım Edirne'den. Beni misafir etmişlerdi sağ olsunlar gittiğimde. Fatma Akay Hanım Edirne'de sanırım halk eğitim hocasıydı değil mi? Evet. Fatma Hanım kesildi. Tekrar gönderirseniz sevinirim. Fatma Akay. Onu nasıl görebiliyoruz? Göremiyoruz. Tekrar katılmak isterseniz Meral Kaya da hoş geldiniz. Meral Kaya bizim Bursa'dan kabak üzerine yakma yapan, işleme yapan Fatma Kaya. Selam hocam. Merhaba Fatma Hanım. Fatma Hanım biraz önce istek gönderdiniz. Tekrar gönderin. Onu kabul edelim. Tekin olur. Vedat Ailesi. Hoş geldiniz. Evet. Sanırım Fatma Hanım belki internette mi sorun yaşıyor? Evet, Fatma Cücük Koç. Sanatçı arkadaşlar, hepimiz birlik olup el atsak bu kitap işi çözülecek de siyasilerle bir arpa yol alamıyoruz. Evet, bir arpa boyu yol alamıyoruz. Evet. Ürkmez Art, selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler kardeşim. Bu kardeşimiz de bizim yakma sanatı yapan sanatçılarımızdan ve İngilizce öğretmeni. Fatma Akay Hanım bağlanamadı sanırım. Fatma Hanım bekliyoruz. Fatma Akay. Edirne'den. Evet, bu arada biz tekrar geçelim. Şimdi quiromuse.org sitesine neden girin dedim. Orada beni kabul ettiler, yayınladılar. Selahattin Ölçeroğlu'ndan sonra ve tabii ilk Hüsnü Züber, dağlama olarak Hüsnü Züber'i kaydetmişler. Sonrasında yakma resim sanatıyla alakalı Selahattin Ölçeroğlu hocamız var ve beni kabul ettiler. Şimdi bir davet var bakalım arkadaşlar. Türker Ürkmez kardeşim, evet. Türker kardeşim de İstanbul'dan. İstanbul Sultan Gazi'ydi galiba. Yanlış söylemeyeyim. Nasılsın abi? Teşekkürler Türker. İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür abi, ben de iyiyim. Uğraşmaca durmaca işte. Ne yapacaksın? Senin o güler yüzünü gördüm ya. Güzel. Ne yapıyorsun? Ya şimdi İyiler çok şükür abi. İşte bir Atatürk sergisi yapacağız inşallah. Eğer bir aksilik olmazsa 23 Nisan'da. Beylikdüzü'nde bir okula bir Atatürk resmi sergisi yapmayı planlıyorum. Çok iyi.
Hem çocukları, oradaki çocukları böyle bir ahşap yakma sanatıyla tanıştırayım. Hem resimler gözüksün falan. Senin orada Beylikdüzü'nde bir okulda yapacağım. 23 Nisan'da, tamam, görüşürüz. Ne, 23 Nisan. İnşallah abi, beklerim başımla beraber. Tamam canım, ben de gelirim. Sen de bana da uğrayabilirsin. Biliyorsun ben home office çalışıyorum. Kapım açık her zaman. Eyvallah abim ya. Bir türlü denk gelemedik seninle ya. Ben o tarafa geldiğim zaman senin işin oldu. Senin işin olmadığına ben ya, gelemedim. İşte bir gün önceden görüşsek öyle şey olur, daha rahat olur. Mesela bugün de Üsküdar'a gitmem gerekiyordu. Bugün de öyle Üsküdar'a geçtim. Biliyorsun malum ben şeyi seviyorum, insanlarla muhabbeti, sohbeti. O zaten bizim yanımıza kar kalan şey oluyor bu abi. Yani evet, hani insan tanımak, insan biriktirmek. Önemli olan şey o. Biliyorsun değil mi, insan biriktiriyoruz. Ya biliyorum abi, bilmez miyim? Bak. Biliyorum. Motosiklet logomun en altında biz insan biriktiriyoruz. Bunu ben gururla aynen taşıyorum. Eyvallah. Seni ne zaman, seni ne zaman motosiklete başlatıyoruz? Ben korkuyorum ya. Ha? Bak, ben dört tekerciyim. ATV'ye binerim. Ha, o dört teker canım. Ufak bir motor kazası yaptım da böyle bir o yüzden motora çok böyle şey yapamıyorum, yaklaşamıyorum. Çünkü yok, benim yok, elimin o ayarı yok. Ayağımın ayarı var. Çocuk doğduktan sonra ayağımın ayarı oldu da elimin ayarı hiç yok. Yok, o yüzden ona sahip o. Bizimkiler böyle bak. Bu çapır tarzı. Ya çapırlar efsane zaten. Ha. Biz böyle koltukta gider gibi gidiyoruz. Ben anca çapura binebilirim abi, şimdi benim boyum 1.93. Başka bir motora binersem sığmam yani. Ya da eğilirsin benim bükülür. Olmaz. Aynen. En temizi çapır. Evet. Vallahi ama tavsiye ederim. Yani ben hanımla da gidiyoruz. Çok da iyi artçıdır kendisi yani. Arkada biri var mı yok mu hiç anlamıyorum. Güzel yani. Kız biraz büyüsün abi de. Ondan sonra belki artık biz de birazcık yaşımızı aldıktan sonra deneriz ya. Şimdi benim 4 yaşında bir kızım var. Ellerinden öper. Allah bağışlasın canım. Yani yaşımızı alıp deyince bana da diyorsun sen, abi senin gibi yaşlı olunca falan mı diyor? Yok abi, alakası hani çocuk büyüsün biz de biraz olgunlaşalım. Hani motora binebilecek kadar olgun olmak lazım. Çünkü motora binmek hakikaten olgunluk istiyor. Gerçekten öyle. Yani görüyorum. Sürat yapmak çok tehlike. Allah korusun. Abi. Aynen. Spatulayla kazıyorlar Allah milleti yerden. Tabii tabii. Yok çok kötü. Kim o? Nafis. Bir saniye kardeşim bak. Burada birisi ne yazmış? Nafis Kaşkaya. Ustanın diyor motosiklet merakı var benim kafadan. Evet kardeşim. Hocam bu yaz bana eğitmenlik yapacaksınız. Es geçmeyin lütfen. Fatma Hanım da motor öğrenmek istiyor. Evet şimdi artık bölümlere ayıracağız. Ahşap dersi, motosiklet dersi. Motosiklet dersi. Ya şimdi şey çok güzel. Gerçekten de birincisi zaten gerçekten insan olmak gerekiyor. Bizler zaten artı sanatçıyız. Sanatçı olunca biliyorsun bizler kötülük yapamayız. Biz paylaşımı seviyoruz. Dostluğu seviyoruz. Öğretiyi seviyoruz. Yani hem öğretmeyi hem öğrenmeyi seviyoruz. Açız. Sen öğretmen işte, buradaki sıkıntı şu oluyor. Yani dışarıdaki insanlarla çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani siz temiz kalple hareket ediyorsunuz. Hani herkesin iyiliğini düşünerek hareket ediyorsunuz ama bazı insanlar bunu kullanıyor. Yani siz bazı şeyleri böyle alttan alıyorsunuz. Ya tamam kusura bakma diyorsun. Kusura bakma dediğinde karşı taraf daha çok üstüne çıkmaya çalışıyor. Evet. Ondan sonra ağırızı çıkıyor. İşte, ne diyeyim yani bir şey diyemiyorum. Eskiden kulağa çekilecek insan azmış, kulak çekilirmiş ama şimdi çok olunca bitmiyor kimi kurtarmış? Bitmiyor ki. Ya. Üstadım var mıdır bir emrin arzun? Ben müsaade isteyeyim. Tamam kardeşim benim. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Eyvallah. Emeğin eyvallah. Kızına da selamlar. İçine kızına selamlar canım. Aleykümselam. Hürmetler bizden. Sağ ol. Görüşmek saygılar üzere. Canım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ ol kardeşim benim. Evet arkadaşlar. Ben mutluluğun resmi 16. Ben Bursa'dayım. Bizler nasıl ders alacağız yakma için? Şimdi yakma için ders derken
bir cevap daha verelim. Fatma Cücükoğlu, tabii her alana girmek lazım hocam. Sanatçı ruhu her yerde ve her şeyde. Evet Fatma Hanım. Öyle. Şimdi Mutluluğun resmi 16. Ben Bursa'dayım. Bizler nasıl ders alacağız yakma için? Bursa'da halk eğitimde ders verenler var. Biraz önce de bağlanmıştı. Hüseyin Arbaş Hoca var. Neresiydi? Yıldırım. Yıldırım halk eğitimde var hanımefendi. Hanımefendi diyorum, yanlış olmasın. Çok özür dilerim. Mutluluğun resmi 16. Ya hitap ediyorum. Bursa'da halk eğitime bakabilirsiniz. Veya siz yazarsanız Bursa'nın neresindesiniz, orada bir olan arkadaşımızı size yönlendirebiliriz. Tanışma adına, görüşme adına o şekilde faydalı olabiliriz. Çünkü ben İstanbul'dayım. İstanbul Avcılar'da, buraya yakın olan arkadaşlar bana ulaşabilirler. Mutluluğun resmi 16. Gölgelemede çok başarılı değilim. Normal, onda bir sorun yok. Kendinizi sıkmayın, gölgelemede başarılı değilim diye. Bu zamanla olacak şeyler, çalışmalarla olacak. Yıldırım'dayım ben de diyor. Tamam, Yıldırım'da var halk eğitim. Biraz önce hocamız bağlanmıştı. Hüseyin Erbaş hocam. Evet. O bağlanmıştı. İsterseniz sayfası var. Bende arkadaş Hüseyin Erbaş. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bursa Yıldırım'da. Evet arkadaşlar. Meyvane Atölyesi. Böyle atölyeleri gördükçe de çok hoşuma gidiyor. Atölye açmaları sanatçı arkadaşların gurur verici. İnşallah daha da çok çoğalırlar. Karısı da başıma bir atölye açabilirsin. Böyle bir dersler falan bir şeyler uğraşabiliriz. Bu arada bir yeni proje var. Onu gerçekleştirirsem arkadaşlar Üsküdar bölgesinde bir çok güzel bir ortamla anlaşma aşamasındayız. Öyle bir şeyi gerçekleştirirsem hepinize duyuru yapacağım zaten. Mekan çok güzel. Sanat ortamı kara kalemden yağlı boyaya, yazarlardan, profesörlere, hocalara kadar güzel bir mekan. O mekanda ben bir iki arkadaşımızla yakma resim sanatı dersi vermeyi düşünüyoruz. Bunu da zaten size duyuracağız. Zahide Burçak Umut Güneş. Evet. Zahide Hanım Balıkesir'den. Bu hafta inşallah ziyaret edeceğim hocam sizi. Teşekkürler. Bekliyorum Zahide Hanım. Çağban kardeşimiz, evet. Çağban kardeşimizle konuştuk dün. O da Hollanda'ya yerleşmiş. Yolu bahtı açık olsun. Genç bir kardeşimiz. Evet. Biraz önce de görüştüğümüz arkadaşımız Türker. Türker kardeşimiz, Türker Rükmez. İngilizce öğretmeni. Öğretmenlik yapıyor. Yakma resim sanatıyla ilgileniyor. Kendisinin biraz önce söylediği kadarıyla da anladığımız Beylikdüzü'nde bir okulda 23 Nisan'da gününde 23 Nisan'a özel Atatürk sergisi düzenleyecekmiş. Evet. Hüseyin Erbaş konuşmamızı duydu. Ve yazıyor. Bakın bu sayfaya girebilirsiniz. Bursa'da yakma dersi almak isteyenler bana özelden yazabilirler demiş Hüseyin Erbaş. Şimdi soran, hemen geriye doğru gidelim. Mutluluğun resmi 16. Evet. Yazının altına doğru inerseniz Hüseyin Erbaş hocanın yazdığı yazıdan, o sayfasından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ahşabı da bahsettik, portre çalışmasını bahsettik. Başka konu sorusu olan varsa bağlanabilir, yoksa çok fazla vaktinizi almayayım. Hepiniz yarın iş var, benim gibi emekli değilsiniz. İşinize dinç ve sağlıklı gidin. Tekrar söyleyeyim, kitap için de lütfen çevrenizi zorlayın. Kitaba yatırım her zaman iyidir arkadaşlar. Bizler için, gençler için, geleceğimiz için örnek olur. Yakma resim sanatımız Türkiye'de
bir yerlere taşınabilir. Bir yerlere derken daha yukarıya taşıyacağız. Çünkü dünyada biz başlattık. Bunu yapmak çok güzel bir şey. Şu anda yakma resim sanatının Türkiye'de yapıldığını kendi yayınlarında paylaştılar. Ahşap yakma, Hüseyin Erbaş yazmış, dersler ücretsizdir. Evet. Evet arkadaşlar, bir 5 dakika daha muhabbet edelim. Katılımcı varsa katılabilir. Katılımcı yoksa 5 dakika sonra ara verelim. Çünkü kimseyi fazla da rahatsız etmeyelim. Herkesin aile ortamı fazla uzak kalmaması gerekiyor. Ve sizlerin de yarın işi var. Onun için yarın da Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar Günümüzün tekrar gününü kutluyorum. Aslında bir gün değil, her gün Kadınlar Günü de bir güne indirgememek lazım. İşte. Her güne bir şey yazıyorlar. Fatma Akay Edirne'den katılma interneti kesildi sanırım. Bir türlü başarılı olmadı bağlanma istemi. Nafis Kaşkaya. Kendine has sanat. Evet Fatih Canım. Evet. Motosiklet dersi almada sırada arkadaşlarımız var. Önce ben varım hocam. Tamam. Zaten şeyleri, dersleri çoğaltıyoruz. Aslında ben, Handan Sağlam, hoş geldiniz. Aslında şey yapabiliriz. Gerçekten ben o Üsküdar'da düşündüğüm çalışma sistemini yaptığımızda orada detaylı vermek istiyorum ben. Mesela İstanbul'da olup da bana ulaşmaya çalışan insanlara şu şekilde de yardımcı olabilirim. Resim bilgisi olmayanlara da. Mesela ahşap yakmayı düşünüyor ama diyorlar ki bazısı, resim bilgim yok. Nasıl olabilir? O konuda yardımcı olabilirim. Çünkü bu bizim yakma resim sanatımızın özü, ahşap üzerine yakmanın, deri üzerine yakmanın, kağıt üzerine yakmanın, kabak üzerine yakmanın altyapı özü kara kalemdir. Yani kara kalemi iyi yapabilen, resim yeteneğini biraz daha artıran insanların yakmada daha usta olacağını düşünüyorum. Bu bir gerçek. Şu an karşınızda duran ben örnek. Çünkü benim altyapı, bakın diğer arkadaşlarımız da biliyorlar. Ben bu işi 2 yıl 2 aydır yapıyorum arkadaşlar. Yani ne yaptık? 26 aydır bu işi yapıyorum. Hızlı bir gelişme. Neden? Altyapısı var. Kara kalem, yağlı boya, tabelacılık. Bunların hepsi birleşince bir şeyler ortaya çıkıyor. Tabii sevmek lazım. Sabretmek lazım. Koç Mustafa 20, nasılsınız hocam? Teşekkürler kardeşim. Siz de iyisinizdir inşallah. Önce ben varım hocam. Hatice Hanım, size de selamlar. Tekrar geçmiş olsun. Babanız inşallah kısa sürede iyileşir. Arkadaşlar dikkat edin, maskeler de çıktı ama hastalık devam ediyor. Malum mikrop her yerde var, yayılıyor. Mayha Pontes katıldı. Mayha Pontes, merhaba, el sallayalım. Mayha Pontes de Brezilya'dan yakma resim sanatçısı bir bayan. Beşiktaş Çarşı, yolunuz açık olsun. Evet. Özlem Hanım, hocam çok keyifli bir yayında, teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Siz de Özlem Hanım. Sevgiler. Arkadaşlar bakın, ben dedim ki sanat evrensel. Her sanat evrenseldir. Çünkü bizim illa onların dilini bilmemize, onların bizim dilimizi bilmesine gerek yok. Şimdi Ozan Eriyit, hocam peki yeni başlayanlar için ne tarz çizimler yapılmalı? Kendini geliştirmek için nasıl çalışılmalı? Önerebileceğiniz bir şey olur mu? Şimdi ben şöyle bir şey
Senin çapur motosiklet atla gel gezdirelim usta. Yer Kapadokya. O bak Nafis Kaşkaya. F. Nafis Kaşkaya. Seni not ediyorum. Buraya yazayım. F. Nafis Kaşkaya. Sen yandın. Gel dedi ya yandı. Kaşkaya. Çünkü ben Kapadokya'ya hiç gitmedim. Motorla geleceğiz biz oraya. Gezdirelim. Bakalım o zaman da dersen ki hocam ben Kapadokya'nın dışındayım. Görüşürüz. Kendine sana. Evet, teşekkür ederim hocam. Tüm hastalara şifalar diliyorum. Amin. Allah herkese şifa versin. Sizi dinlerken birlikte başladığımız leoparı yapıyorum. Çok güzel. Kolay gelsin. Evet, Hatice Hanım'ın leopara başlamıştık. Fatma Hanım da neydi o? Kızılderili kıza. Eyvah. Hatice Hanım burada söyledi. Allah yandırdı. Nafis sana söylüyor. Bak Nafis beklerim dedin ama üstteki yazı yok. Allah diyor yandı diyor. Yani A4 alayım beraber gidelim. Şimdi arkadaşlar şurada şeye geliyoruz. Soruları atlamayalım. Ozan'a cevap verelim. Yanlış anlamasın. Geçmedik. Hocam peki yeni başlayanlar için ne tarz çizimler yapılmalı? Kendini geliştirmek için nasıl çalışılmalı? Şimdi ben şöyle anlatayım ilk önce. Bu sanatı iyi yapmanın en iyi yollarından birisi resim bilgisi olması. Ama olmazsa olmaz değil. Bunu zamanla da elde edebileceksiniz. Bunun dışında ahşabı iyi tanımak lazım. Çalıştığınız malzeme ahşap, yakacağınız malzeme nasıl bir malzeme? Yakma yaptığınız alet nasıl bir alet? Bunu denemeniz, bunu yapmanız lazım. Çünkü aleti aldığınızda, burada yakma aletini aldınız, yakarken siz denemeler yaptığınızda hangi ısıda, hangi nasıl tutuş şekliyle, nasıl yanmalar oluyor bunu müsvedde tahtanızda denemeler yaparak beyninize yazacaksınız otomatik. Ha böyle yaparsam bak biraz daha koyu yanıyor, şöyle yaparsam biraz açık yanıyor, kalemi şöyle tutarsam daha sivri oluyor filan. Bunlar hep deneme yanılma yöntemiyle ilkokul gibi aklınıza gelsin. Daha yazmayı öğretmeden ne yapıyorlardı? Kareleri dolduruyorlar. Düz çizgiler, yan çizgiler, yuvarlak yapmalar filan filan. Bunlar böyle tanımak, tanımayla sonra A'yı B'yi yaparken nasıl yapacağını başlangıcı oluyor. Bunda da aynı sistem. Sıfırdan başlamak bu Ozan kardeşim. İlk önce nasıl yaptığını, yani yakmanın nasıl meydana geldiğini, koyu yakma, açık yakma, ince yakma, kalın yakma bunları deneme yanılma yöntemleriyle yapıp sonra basit çizgiler halinde, vektörel dediğimiz basit çizgiler halinde şeyleri çalışarak kumandayı ele alma. Sonrasında da iş ilerledikçe bizim bu Kızılderili kızımız gibi şurada portre çalışmalara geçmek ama bu son detaydır zaten. Hangi resimin hangi sanat dalıyla uğraşırsanız uğraşın, kara kalem, yağlı boya, hangisiyle uğraşırsanız uğraşın, portre son noktadır. Yani tonlamayı, geçişleri, portreyi yapıp çok iyi şekilde yaptığınızda tamam, yani bu işi yapıyorsunuz demektir. Onun için portreyi sona bırakın, yavaş yavaş geçişlerde. Çünkü birden portreye girerseniz, kötü sonuçlar çıkarsa eğer, çizgiler, sert çizgiler falan çıkarsa, bu defa kendi kendinize frenleme yapıp geri çekebilirsiniz. Aa beceremiyorum filan moduna girmeyin. Biliyorsunuz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sırayla gidiyor. Şimdi ilkokul çağındaki çocuğu sen üniversiteye götürürsen lanet olsun böyle okumaya diyebilir yani. Onun için Ozan kardeşim yeteri kadar açıklama oldu sanırım. Aa, nerede oturduğunuzu bilmiyorum. İstanbul'daysanız yardımcı olurum. Kardeşim. Şimdi A2 heyecan yaptı. Motorculuğa aday olanlar A4 dedi. Ben de merak ettim. Allah'ım diyorum motosiklette A4 ne, nasıl bir ehliyet? Evet ne diyor?
seni bırakmaz İstanbul'daki hocaların sana ihtiyacı var hocam diyor. Ha, teşekkürler canım. Nafis Kaşkaya, tamam kardeşim bak söz geleceğim. Abi gelmezsen küserim. Hem hemşerimiz hem ustamızsın. Teşekkürler kardeşim benim. Evet. Partizan yazmış. Portre önce yapmayın. Evet. Benim gibi portre önce yapmayın. Tabii kendisine ben tavsiye etmiştim. Dedim ki portre nasıl yapabilirim hocam? Bilmem ne, neyi yapayım? Dedim ki kendi resminizi yapın ve yaptı. Yani tabii eksikleri var mı? Olacak böyle şey. Tabii. Şimdi arkadaşlar bugün bitiriyorum. Sizi de fazla rahatsız etmeyeyim. En yakın sürede görüşmek üzere. Hepinize, ailelerinize, size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm hanımların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hiçbir kadın öldürülmesin. Sevgiler, saygılar. Hoş kalın, hoşça kalın. Sanat ve sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.